Merhaba, ben Ömür Erdem Akkaya, üroloji uzmanı. Bugün konu Gaye Hanım. Gaye Hanım, Galenik ilaçtan magistral ilaç üzerine konuşacağız. Bugün magistral testosteron formları üzerine konuşacağız. Magistral ne demek? Magistral testosteronda kullanılan testosteronun kalitesi nasıl oluyor? Hangi kalite kontrol testlerinden geçiyor? Bunlarla ilgili bilgi verecek bize. Şimdi testosteronun birçok kullanılan preparatı var. Enjeksiyon formları, oral formları, İşte ve aynı zamanda jel ya da likit formları diyebiliriz. Bunlar jel ya da krem şeklinde olabiliyor. Burada baktığımız zaman son 10 senede likit formlar dünyada daha ön plana geçmeye başladı. Neden diyecek olursak enjeksiyon formları gibi herhangi bir ağrı şişlik yapmıyor. Daha sonra hastanın sirkadiyen ritmi dediğimiz yani işte sabahları yüksek testosteron, akşamları düşük testosteron sirkadiyen ritmini ayarlayabiliyorlar. Ve enjeksiyon formlarında şöyle bir sıkıntı daha oluyor. Enjeksiyon yapıldığı zaman ilk haftasında yüksek testosteron seviyeleri yani fizyolojik seviyelerin üstünde. Daha sonra da fizyolojik seviyelerin altına yani ikinci enjeksiyon zamanı geldiği zaman altına inebiliyor. Hormon dalgalanması kişide psikolojik ya da hormonal problemler çıkartabiliyor. Enjeksiyon dediğim gibi likit formlar ön plana gelmiş durumda şu anda dünyada. Şimdi dünyada bu nasıl yapılıyor yalnız? Dünyada ya da Amerika'da ya da Avrupa'da bileşik eczaneler var. Bileşik eczaneler bunu organize edebiliyor ama Türkiye'de bu çok daha yavaş meydana gelen bir durumdu. Galenik ilaçta yavaş yavaş bu Türkiye'de farkındalık kazanmaya başladı. Gerçekten güzel bir şey. Size sözü bırakıyorum Gaye Hanım. Çok teşekkür ederim bu videoyu kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, benim için çok büyük bir keyif. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bu konuyla ilgilenen hekimlerimiz, bilinçli bir şekilde ilgilenen hekimlerimiz arttıkça o dünyadaki o standarda çok daha çabuk çıkacağız. Öncelikle çok kısa ben de kendimi tanıtayım. Eczacı Gaye Karaata, Galenik Ecza Pazarlama Direktörüyüm. Galenik Ecza kimdir? Önce izleyicilerimize çok kısa bunu da anlatmak istiyorum. 50 yıldır Türkiye bir Türk firması ve hani eczanelerde yapma ilaç yapılıyor ya, hani biraz daha böyle izleyicilerimiz anlayacağı şekilde söyleyeyim. Ya eczanelerde yapılan yapma ilaçların etken maddelerini eczaneye tedarik eden bir firma. Şimdi buradaki işin hormon kısmındaki en önemli konu biyoözdeş olması bir hormonun. Testosteron ki burada kadın hastalar için de diğer hormonlar, bütün hormonlar için aynı şey geçerli. Dediğiniz gibi yurt dışında bunların hepsi orada compounding pharmacies dediğimiz magistral eczaneleri var. Sadece magistral yapıyorlar. Yani işte bu hormon preparatlarını vesaire yapıyorlar ve burada temel konu kişiye özel dozu uygulayabilmek. En büyük avantajımız. Magistral dediğimiz zaman eczanenin kendi hüneri, becerisi, bilgisi, görgüsüyle eczaneden içerisinde hastaya, boyuna, kilosuna doktorun formülize ettiği duruma göre kendi yaptığı ürünü hastaya takdim etmesi anladığımız kadarıyla. Kesinlikle çok doğru ve buradaki dediğiniz gibi kilit şey bahsettiğiniz kilosuna, boyuna, o anki beslenme düzenine göre hekimin o kişiye özel, sizin için 3 miligramdır, benim için 0,5 miligramdır, sizin için günde 2 defadır, benim için 3 günde bir defadır gibi tam kişiye özel dozlamanın yapıldığı formları hazırlayan kişidir buradaki eczacı ve dediğiniz gibi bu magistral ürün preparatlar eczanelerde bu şekilde hazırlanır. Şimdi hormon konusunda neden bugüne kadar yoktu da dünyada vardı? Çünkü buradaki asıl konu aslında biyoözdeş hormonların öncelikle ülkemizde olup olmama kısmıydı ki bununla da ilgili biz Galenik Ecza olarak zaten dünyada bu işi dünya lideri olarak götüren, Avrupa'da lider, Amerika'da aynen öyle liderlikte olan bir firmanın distribütörünü aldıktan sonra biz bu Türkiye'de artık bu uygulanabilir diyoruz. Bunun için nelere ihtiyaç var? Şimdi hastalarımızın ürünü güvenle alması buradaki temel konudur. Sizin yazdığınız reçete zaten tamam. Şimdi eczacı bunu yaparken özel cihazlarda yapmak zorunda. Normal bildiğiniz havanda yapılan şekilde değil, özel cihazlarda bunu yapmak zorunda. Negatif basınçlı kabin dediğimiz hormonu dışarı çıkartmayan, yapılırken hormonu dışarı çıkmasını engelleyen cihazlarda yapmak zorunda. Ve tabii ki dediğiniz gibi bu konuyla ilgili eğitimini almış, farklı bir klasifikasyonda aslında oluyor buradaki uzman eczacılarımız. Bu şekilde olmak zorunda. Güzel haber şu, Türkiye'de artık bunları yapan eczacılarımız var ve bununla ilgili bilinçli şekilde reçete yazan sizin gibi hekimlerimiz var. Bize de doğru biyoözdeş hormonu aslında tedarik etmek kalıyor. Buradaki önemli olan bu işin kalitesinin olması ve kaliteli şekilde yapılması. Çünkü birçok yerden temin edilebiliyor dediğiniz gibi ama kalitesi çok önemli. Kalitesi ve standartizasyonu dediğiniz gibi çok önemli. Etkileyebiliyor insanı. Yurt dışından gelen hormonlarda o testler neye göre yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Az önce bahsettiğim konu burada devreye giriyor. GMP şartlarındaki biyoözdeş hormonu üreten firmalar var. Yani dünyadaki üreticiler var. İşte Kesinlikle kimi Hindistan'da, kimi Belçika'da ve bununla ilgili inanın çok az firma var. Yani bir şeyi biyoözdeş olarak üreten, testosteronu biyoözdeş olarak üreten dünyada 3 tane firma varsa zaten diğer büyük tedarikçiler bunları buradan almak durumunda. Farklı kaliteli testosteron mutlaka piyasada var. İşte önemli olan ürünlerin bunlarla yapılmaması ve biyoözdeş olanlarla yapılması. Peki bunu nereden anlayacağız? Şimdi hastanın bunu anlama şeyi zaten ürünü kullandıktan sonraki etkisinin olup olmaması şeklinde biraz daha doğal yollarla anlıyor ama buradaki eczacılarımızın ve hekimlerimizin bunu bilme yolu var. Nedir? Öncelikle burada tedarikçi firmanın özellikleri devreye giriyor. Yani ben biyoözdeş bir hormonu doğru yerden doğru transfer şartlarıyla getirdikten sonra kendi yine GMP şartlarına sahip olan fabrikamda gerekli kontrollerini, fiziksel, kimyasal birçok kontrolü yapılıyor. Bu kontrolleri yaptıktan sonra ancak eczanelere tedarik etmeliyim. Şöyle bir örnek vereceğim hocam. Mesela siz dediniz ki Gaye şu formül var ve bana şöyle testosteron lazım. Bende de kalmadı şansa. Dediniz ki çok acil lazım. 3 gün içinde uçakla getirtmeni istiyorum. Eğer transfer validasyonunda yani yolda geçen süreçte basınca duyarlıysa ben bunu size getiremem. Bundan bahsediyorum. Yani bu o zaman karayoluyla bir ayda gelmek zorunda. Öyle. Buna dikkat eden firmadan alınması gerekiyor. Aynen, temel konu bu. Şimdi tabi burada diğer konu dediğim gibi reçetenin doğru şekilde kişiye özel dozda sizin gibi uzman hekimlerimiz tarafından yazılması ve sonrasında şu an her eczacının magistral yapabilme hakkına sahip olduğunu bilir ki ben de bir eczacıyım, benim annem de eczacı ama burada hormon preparatları yapan eczanelerin farklı laboratuvar şartlarında olması lazım. İşte kalite burada da devreye giriyor. Yani farklı laboratuvar şartlarında az önce bahsettiğim gibi negatif basınçlı kabin, özel homojenizatörler ve özel tartım cihazlarıyla bunu konusunda eğitim almış uzman eczacıların yapılması lazım. Doğru. Peki, aslında şöyle değil mi? Eczaneler aslında bunu eczacılık fakültesinde bunların hepsinin eğitimini alıyorlar ama ister istemez gelişen sektör farklılığı nedeniyle artık hani eczaneler hani izleyicilerin bilmediği için anlatıyorum da yani hazır ilacı alıp hazır bir şekilde satılıyor. Çok fazla bürokratik işlem olduğu için işin magistral ilaç yapım kısmına hazır ürünler. Yani şimdi fazla da olduğu için geliyor eczaneye. Ve hazır bir şekilde paketlenmiş şekilde veriliyor. Eczanede genellikle böyle oluyor ama aslında izleyicilerimiz çoğu bilmiyor. Özellikle yeni nesil. Evet, maalesef. Çünkü aslında normalde eczacılığın teması ilacı yapmak. Hazırlayıp, doktorun verdiği formüle göre hazırlayıp satmak. Mesela Azerbaycan'da olsun ya da Rus ülkelerinde olsun. Rus Cumhuriyetlerinde olsun. Eczanelerde ciddi böyle bitkisel ilaçlar hazırlanıyor. Benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Yani, tentürler hazırlıyorlar, işte sıvılar hazırlıyorlar. Şimdi işin ilginç kısmı şu, aslında bütün eczacılarımızın bununla ilgili dediğiniz gibi ben 4 sene aldım, yaşım çıkıyor ortaya. Artık 5 sene eczacılık fakültesi. Ben 4 sene, yeniler 5 sene boyunca ilaç yapmanın eğitimini alıyoruz. 5 sene boyunca her günden bahsediyorum neredeyse. Yani bu çok ciddi bir şey. Ama dediğiniz gibi hani biraz yeni dünya düzeni, hazır ürünlere olan hekimlerin yoğun ilgisi. Hepsi bundan da kaynaklı. Aynen. Şimdi bahsettiğiniz bütün formülasyonların hepsi eczanede yapılabilir. Ve bir eczacı dediğim gibi bunun eğitimini alıyor. Ama hormon konusu bir tık daha farklı. Aslında teknolojiler de giriyor işin içine. Teknolojiler var ve bunun için açıkçası doğru laboratuvar, her ürün için doğru laboratuvar şartı gerekliyken burada ekstra şartlar devreye giriyor. Şimdi büyük ilaç firmaları ne yazık ki dünyada bu konuda tekel olabiliyor. Ben izleyicilerimize bilgi vermek için söylüyorum. Şimdi eğer bir ürüne herhangi bir moleküle, mesela östrojene herhangi bir şey, küçük bir molekül takmadan, kendi yapısını değiştirmeden büyük ilaç firmaları bununla ilgili patent alamıyorlar. Evet. Patent alamadıkları herhangi bir ilaca da yayın, çalışma, para, milyon dolarlar, milyar dolarlar harcamalar lazım ki onun bir ilaç haline gelip de doktorun reçetesi önüne getirebilmeleri için o parayı da patent alamadığı bir ürüne hiçbir ilaç firması yapmaz. Yani östrojene, progesterona herhangi bir çalışma yapamaz. Çünkü bu doğal olarak kendi üretilen bir hormon için hiçbir firma, hiçbir şirket bunun patentini alamıyor dünyada arkadaşlar. O yüzden bir şirketin tekeline giremiyor ve büyük ilaç firmaları da bunlara destek veremedikleri için bunlar eczaneciler ya da işte bağımsız eczacılar ya da işte doktorlar arasında kalıyor, kısıtlı kalıyor bu tedaviler. Yani bununla ilgili yayınlar ve çalışmalar çok güçlü ve destekli bir şekilde yapılamıyor. Hiçbir zaman da yapılamayacak. Birçok doğadaki ürün içinde böyle ya da patenti geçmiş kimyasal maddeler ya da ilaçlar içinde bu durum böyle arkadaşlar. Bunlar daha çok böyle işte bütünsel tıp, fonksiyonel tıp, farklı bir bakış açısıyla bakan kişiler tarafından değerlendiriliyor. Durum böyle aslında, yani bir özdeşte dediğiniz gibi durum böyle. En önemli konulardan bir tanesi bu. Tabii bir de işte ikinci konu, hani artık kişiye özel tedavinin aslında bütün hastalıklarda hormon replasman tedavisi başta olmak üzere kişiye özel tedavinin bütün hastalıklarda ön plana geldiği bir sürece gidiyoruz. Hani artık o hazır tüketim, hızlı tüketim, herkese 500 miligram bilmem ne, 50 miligram bilmem ne kısmından, çünkü bende yan etki oluşturabilir, size etki etmeyebilir. Tabii. Buradan tamamen hekimin tecrübesi bir. Veriler, kan testleri vesaire, onun dışında hekimin tecrübesiyle kişiye özel yazılan doz. Tabii. Bunun kullanılan yardımcı maddeleri de mesela alerjisi olabilir. Aslında. Kesinlikle koruyucu madde içermiyor bu tip şeyler ve burada işin bir güzel kısmı daha devreye giriyor. İşte artık bizim bu modern majistral dediğimiz hormonların da, hormon preparatlarının da yapıldığı yerde stabilite çalışmalarının olması. Yani eskiden biz herhangi bir şeyin içinde hormon veya normal ciltle ilgili bir şey verildiğinde 3 gün sonra mı bozuluyor? Ya 10 gün idare eder ama 11. gün ne oluyor'nun çalışması, klinik çalışması yoktu. Artık burada siz testosteronu bir hastanıza günde, örnek veriyorum, erkek hastanıza 30 miligram vermek istediniz diyelim. Bunun siz formülünü yazdıktan sonra eczacımız bunu hazırlıyor ve hastalarımıza güzel haber, bu krem yoluyla veriliyor. Hani herhangi bir yan etki profil de minimumda kalıyor. İşin güzel kısımlarından biri ki biz buna transdermal sistem diyoruz. Transdermal sistemle krem olarak süreceğiniz bir ürün sizin bütün vücudunuza etki ediyor. Oradan kana geçiş sağlanıyor. Kana geçiş miktarı da klinik çalışmalarla kanıtlanmış. Hekimimiz diyorsa ki bu insan, bu hastamız günde 30 miligram testosteron kullanmalı. O sürdüğünüzde oraya 30 miligram geçtiğinden hekimimiz emin, eczacımız emin, siz de zaten sonuçlarını görüyorsunuz. Evet, en kritik konulardan bir tanesi de bu hocam. İnsanların bir de farkındalığı da artık arttı. İnsanlar yaşlandığı zaman artık ben, yani yaşlanmadan önce kendimi daha sağlıklı nasıl tutabilirim? Yaş aldıkça kendimi daha güvenli, daha sağlıklı, daha dinç olarak, hayattan daha keyif alarak nasıl sağlayabilirim diye araştırıyorlar gerçekten de. Ve hani bu hormonlar kadınlar için olsun, erkekler için olsun eksildikçe işte vücut dedim, kemik dedim, hareket dedim, mobilizasyon, birçok şeyi kaybettikten sonra, çünkü geri alması çok zor oluyor. Çok zor. Evet, çok zor. Kaybetmeden insanlar bunları yerine koymaya çalışıyorlar. Ve insanların da farkındalığı Türkiye'de, yurt dışında çoktan arttı da Türkiye'de de yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ben Galenik Ezza'da bu böyle bir hareketi görünce, atraksiyonu görünce gerçekten çok sevindim. Türkiye adına da çok sevindim gerçekten. Çünkü bu belli bir standartizasyon içerisinde olması ve hastaların buna ulaşabilecek durumda olması gerçekten çok hoşuma gitti. Burada eğer şey olursa, hastalar ulaşmak isterse dediğim gibi ya benden ulaşabilirler ya da işte bazı eczaneler var ya da bazı Türkiye'de sınırlı sayıda eczane yapıyor bildiğim kadarıyla, bu değil mi? Şöyle, evet, oraya tekrar bir açıklık getirmek istiyorum. Her eczacının majistral yapma hakkı vardır ve her eczane doğru laboratuvar şartlarını tamamladığı süreççe bunu yapabilir. Şu an hali hazırda doğru laboratuvar şartlarını tamamlamış eczacılarımız ülkemizde mevcut ama henüz daha sınırlı sayıda. Türkiye'nin ekonomik konjüktürü de bunu tabii gerektiriyor mecburen. Her eczacıyla uğraşmak istemez ama sizinle bağlantısı olan doktorlarla bir şekilde iletişime geçmesi lazım. Ya da işte bu işle ilgilenen doktorlarla bir şekilde iletişime geçmesi lazım. Kesinlikle. Ben bile daha hani bir ay öncesine kadar Türkiye'de hani bu şekilde bu işlerle çok uğraşıldığını bilmiyordum açıkçası. Çok yeni. Tabii bu arada Türkiye'de de bu konu bu kadar profesyonel bir şekilde yapılma kısmı. Yoksa hani bir şekilde yapılıyordu ki onlar da çok emek verdiler. Yani bir açığı kapattılar açıkçası bugüne kadar. Ama artık bir de dünyayı baştan yaratmanın anlamı yok. Zaten dünyada uygulanan bir sistemi aslında buraya getirmiş olduk. Yıllardır Amerika'da yıllardır, Avrupa'da yıllardır uygulanan bir şeyden bahsediyoruz. Ve FDA tarafından da çok ciddi anlamda takip edilen bir konudan bahsediyoruz. FDA, Amerika İlaç İdaresi tarafından çok ciddi anlamda da takip edilen, kontrol edilen bir konudan bahsediyoruz. Çünkü var yani. Çünkü Amerika'da da böyle birkaç tane olay oldu duydum. Hani gerçekten de sonuçta ilaç hazırlıyorsunuz. Enjeksiyon formu olmasa bile dermal formülü olsa FDA ciddi şeyleri, yükümlülükleri altına sokuyor. Yani hem eczacıları hem de doktorları. İşte bu yüzden işte burada kullanılan biyoözdeş hormonu anlattık. Biyoözdeş hormonun deriden kana geçmesini sağlayan bizim taşıyıcı baz dediğimiz şeyler vardır. Evet, bunlar da çok önemli. Evet, şimdi bunların farklı formlarda olması gerekiyor. Bunlar işte özel teknolojilerle, lipozom teknolojisiyle yapılması gerekiyor. Krem olmuş, bir şey olmuş, o kısım değil. Yani topikal, yani sürülebilen anlamında kullanılır. Ama dediğim gibi deriye sürüldüğünde derinin şu katmanında kalmaz da işte lekeyle ilgili olan kısım katmanı gibi düşünün sevgili izleyenler. O katmanında kalmaz da oradan kan dolaşımına geçecek kısım, o çeşit olan baz dediğimiz şeyler farklıdır. İşte bunların ne olduğunun klinik çalışması net bir şekilde yapılmış ve bize klinik çalışmalar az önce söylediğim şeyi söylüyor. Hekimin sizin için uygun gördüğü, doğru bulduğu dozu oraya sürdüğünüzde alacağınızın garantisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış. Bizim en büyük şey de o ürünü şu da kanıtlanmış. Hekimimizin yazdığı formül, örnek veriyorum, bir ay boyunca aynı şeyi yapıyor. 31. günden itibaren yapmıyor. Dolayısıyla hekimimiz size o dozu ayarlayıp 30 günlük doz, 30. günün sonunda kremin son haline böyle bastığınızda bitecek şekilde o dozu yazıyor. Elinizde ürün de kalmıyor 30 günün sonunda. Yani tam anlamıyla o kişinin standartlarına özel bir formül hazırlanıyor ki beni açıkçası bir eczacı olarak en çok heyecanlandıran kısım burası. Çok sağ olun Gaye Hanım ya. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir video oldu bence. Bir mukabele. Ben de çok keyif aldım. Aslında son bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu genel bir şey olsun. Genel bir yorum diyeyim aslında. Bir anekdot diyeyim. Bir hekim, bir eczacı, bir diğer tarafta tedarikçi için en büyük kazanım hastanın faydasıdır. Ve hastanın faydasını sağlayabilmek için bizler taburenin 3 ayağıyız. Doğru hekim, doğru eczacı ve doğru tedarik. Elimizden geldiğince bunu yapmak için çalışmalarımız da devam ediyor. Önemli olan hastaya, dolayısıyla hayata katkı sunmak. Bir hastaya bile faydamız olursa bu videoyla bizim için de çok büyük bir onur olacaktır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum bu video için de.